Ama haber bülteni Ali Efendoğlu ile başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bültene geçmeden önce başlıkları izleyelim. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Cemal Reşit Ezidi yeni yılı münasebetiyle Ezidi bileşenini kutladı. Başbakan Hükümet'in Bakanlar Kurulu kadrosunda aileler ve daha doğrusu valiler ve genel müdürler düzeyinde değişiklikler yapmak üzere olduğunu söyledi. Müzik Silahlı Kuvvetler Başkomutanı resmi sözcüsü Tüm General Yahya Rasul yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadele merkez ceza mahkemesinin Karade Meryem Polis Karakolu'nda tutuklu bulunan sanık hakkında 4 yıl ağır hapis cezası verdiğini söyledi. Müzik Orta Kooperasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Kaysel Muhammed Abi, güvenliği desteklemek için Kuzey Bağdat bölgesinin iki yeni Tugay ile takviye edildiğini ortaya çıkardı. Sudan ordusuyla Çevik Kuvvet güçleri arasında 24 saat süreyle ilan edilen ateşkese açıkça aykırı olarak çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasından bu yana karada 22 binden fazla ölüm ve yaralanma kaydetti. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Abdullah Cemal Reşit, Ezidi Yeni Yılı münasebetiyle Ezidi bileşenini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reşit, kendi Twitter hesabından attığı bir tweetinde göçmelerin şehirlerine ve evlerine dönerek her mezhepten kardeşleriyle birlikte Irak'ın istikrarına katkıda bulunmalarına temenni etti. Başbakan Muhammed Şia el-Sudani de Ezidilerin yeni yılı münasebetiyle Ezidi halkına tebriklerini sundu. Başbakan kendi Twitter hesabından attığı bir tweetinde bu unsurun köklerinin yüzlerce yıl öncesine dayanan Irak topraklarında olduğunu söyleyerek Ezidileri Iraklılarına bağlanma şevkinden büyük fedakarlıkları hatırlattı. Başbakan hükümet faaliyetlerinde ve Irak dış ilişkilerinin başlangıcında ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blenkin ile Irak hükümetinin ekonomik reform ve kalkınma kaynaklarının çeşitlendirilmesi alanındaki çabalarını tanıştı. Başbakan Blenkin ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Irak'ın bölgesel ve uluslararası düzeylerde güvenlik ve ekonomik meseleler ve zorluklarla ilgili kararlı tutumunu vurguladı. Aralarında Radyo Haber Kanalı'nın da bulunduğu bir grup kanala verdiği raportajda Başbakan hükümetin Bakanlar Kurulu kadrosunda valiler ve genel müdürler düzeyinde değişiklikler yapmak üzere olduğunu söyledi. Başbakan genel müdürler için değerlendirme formlarının çalışıldığını ve bakan değişikliğinin hükümetin ömrünün ilk 6 ay sonunda gerçekleştiğini belirtti. Federal bütçe konusunda başbakan bütçenin siyasi şantaj için bir fırsat olmayacağını ve bunun tüm Iraklılar için olduğunu ve bir taraftan değerinin üzerinde çıkarına olmadığını doğruladı. Başbakan yapmış olduğu açıklamasında reform gerçekleştirilmesi ve vatandaşa hizmet sunulması için bütçe yasa tasarısının hızlandırılması ve onaylanması sürecine ilişkin önceki gözlem ve göstergelerin bırakılması gerektiğine işaret etti. كل الملاحظات والمؤشرات السابقه على عمليه اعداد الموازنه واقرارها يفترض نغادرها ونحن نتكلم عن اصلاحات حقيقيه ومكافحه فساد وتوظيف الاموال بالاتجاه الذي يخدم المواطن مو يخدم هذا الطرف السياسي او ذيك الوزاره تابعه لهذا الطرف خزين حصتها في موازنات سابقه وصلت الى حد مشروع لشركه لفلان بالوزاره الفلانيه خلونا تخصيص ويصير لعب بالجداول وانا اتحدث وانا كنت عضو مجلس النواب واشرنا ان شاء الله هذه ماكو وما تكون هي هذا الدافع انه لهذا التشويش على اصل الموازنه وفكره الثلاث سنوات ومثل ما ذكرت انا كل عام راح اروح للبرلمان م. كحكومه اقول لي ما بترى هاي الايرادات مالها السنه يعني 2023 ان شاء الله شهر 11 انا هم راح اخذ اوراقه وراح البرلمان اقول ترى الايرادات هل قد فريد نطي الوزاره هل قد تخصيصات المحافظه والقرار لكم Hizmet konusunda ve hükümetin müfredatın uygulanmasında Bakanlar Kurulu olağan toplantısını dün salı günü Başbakan Muhammed Şia El Sudani'nin başkanlığında düzenledi. Oturum sırasında Başbakan ona petrol dışı gelirleri içeren aylık raporları bakanlıklara sunulması talimatını verdi. Kurul ayrıca 1 ve 2 Sadır benzin istasyonlarını basit çevrimden bileşik bileşik hale getirmeye yönelik bir tavsiyeyi onayladı. Güvenlik dosyasının başlangıcı en belirgin vaka olan Sünni Vakıf Divanı'nın eski başbakan başkanı Saad Kambaş'ın firari etmesinden olacaktır. Tüm General Yahya Rasul yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadele Merkez Ceza Mahkemesi'nin Karademeryem Polis Karakolu'nda tutuklu olan bulunan sanık hakkında 4 ağır hapis cezası verdiğini ve milletvekili Esma Kambaş'ın polis ziyaretinin ardından bu kararı verdiğini söyledi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Kaysel Muhammedavi güvenlik desteklemek için Kuzey Bağdat bölgesinin iki yeni tugayıyla takviye edildiğini ortaya çıkardı. Kor General El Muhammed Avi bölgenin çeşitli güvenlik ve istihbarat türlerin katıldığı bu ay boyunca niteliksel operasyonlara tanık olduğunu belirterek, başkentin kalbini temsil ettikleri ve bu bölgelerde terörist grupların peşine düşmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Diyalede Genel Kurmay Başkanı Kor General Abdülemir Yarallah ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Kaysel Muhammed Avi güvenlik durumunu ve önleyici operasyonların ilerleyişini takip etmek için operasyon komutanlarını denetledi. Yarallah Diyalede asayişi bir takım kriminal operasyonlarla karşılamaya çalışan terör kalıntılarına baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Kerkü gün güneyinde Daesh terör örgütü sığınağına düzenlenen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü belirtildi. Kerkü gün güneyinde terör örgütü Daesh sığınağına düzenlenen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Güvenlik medya anları yapılan açıklamada Irak F-16 savaş uçaklarının Kerkük'ün güneyindeki Vadi Shay bölgesinde teröristlere ait bir sığınağa operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında 4 teröristin öldürüldüğü ve sığınakları yok edildiği aktarıldı. ayrıca askeri istihbarat teşkilatı yaptıkları açıklamalarında terör örgütü DAEŞ kalıntılarını tamamen temizleyene kadar bu tür operasyonlara devam edeceklerini belirttiler. Ulusal Güvenlik Teşkilatı'na bağlı müfrezeler Bağdat, Ninova, Salahattin ve Ambar'da terörizmde suçlanan 10 zarlıyı tutuklamayı başardı. Teşkilattan yapılan açıklamada operasyonların Ninova'nın sağ yakasında 3 teröristin devrilmesiyle sonuçlanan ayrıntılı pusuların ardından gerçekleştirildiği ve elde edilen deliller sonucunda sol yakadaki liderlerin, liderlerden birinin kimliğinin tespit edildiğini belirtildi. İçişleri Bakanlığına bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı Diyale ilinde uzun süredir teröristlerle birlikte çalışan iki terörist unsurunu zanlısını tutuklamayı başardı. Teşkilat iki sanı, sına, sanığın soruşturma yoluyla önceki yıllarda patlayıcı cihazları patlatmak ve elektrik direklerini patlatmak da dahil olmak üzere terör suçları işlediklerini itiraf ettiğini belirtti. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Tusurmatu halkı kameramıza konuşarak bu mübarek Ramazan ayında aileler ekonomik yönden diğer aylar gibi etkilendiklerini söylediler. Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Tusurmatu halkı kameramıza konuşarak bu mübarek Ramazan ayında aileler ekonomik yönden diğer aylar gibi etkilendiğini söylediler. Tabii bugün bu Ramazan pazar Kurbanım Ramazan'a, Ramazan, Ramazan ayı her mahal marğubdur bütün ümmeti Muhammed'de. Biz bu Ramazan haddinden fazla bağlıdır. Avvalan pazarın bütün işini gör, en pazara sahaya en bak, bir insan yüzlerce geçir böyle malı bakır alabilir mi Yağmur da Allah bunu kabul etmez. Bu bir. İkincisi devlet, uslu karabağını bir on kat etti. Adamın rayası var, aldığı paranın uslu karabağa getirir mi? Baba evine yer, ne içer? içekemez. Ramazan mesela dün. Valla gerçekten Ege sorsan her şey e, ateş ataş pahalı. Yani millet çok şey gör alabilmedi. E, Hükümetten de hiçbir şey yok ki mesela bu dolar karşısına e, şey indirsin, bu mavadı nerede yiyecek şeyleri. E, onun için yani çoku gör şeyler alabilmedi. En basit bir şey mesela gelsin alsın. soğan ya tamata diye hıyardı. Bazen 1500'de 2000'di. İbn-i Fakir'i nereden getirsin? Vatandaşlara göre geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca yiyecek ve içecekler olsun her ailenin günlük yaşamlarını karşılayan eşyaların fiyatları yüksek oldu dediler. Birinci hayırlı bir yarım olsun Cemil Ümmet Muhammed. oruçların kabul etsin, mırazların versin, hasarın şifasını versin. Allah ya her kimin közkünde gem hem var ise izale etsin. Bu, bu Ramazan arı için. Doğrusu alışverişten tarafa pazarda yani hiçbir harekat var. Bu pazara ne Bir kez doların hareket etmeye, bir kez emdi. Ravatip emdi. Fakir fukara edebildi. Bir kez yani uşağı içi asfa bassın. Hazırlık görsün beyram için. olsun. yani ihtiyacı günlerden fark edip. Bütün umut Muhammed'in beyramı barak olsun. Vallahi işte de hamdolsun. İşte iyiydi. Pazar yeriyor yiyor, giydiriyorlar. Tabi fark eder bari. Bir kez işte helaklık şey oldu. Ondan sonra yok fark eder hamdolsun. Bir kez işte rahatı yani yok şey yok idi. işte şimdi rahatı bende hamdolsun pazarda. Da Dolar da bir kez andı hamdolsun indi iyiydi. Pazar iyiydi. iyiydi hamdolsun. <laughs> e tabi mağı da iyiydi bizim için. Hapa alam ki iyiydi bizim için. yani nisbetil vasat yani fukara yani aşağı ha. Onlar çok iyiydi. Her at olmayan. olmayan fakir aileler. Fakir aileler. Sudan ordusu ile çevik kuvvet güçleri arasında 24 saat süreyle ilan edilen ateşkesi açıkça aykırı olarak çatışmalar sürüyor. Ordu yaptığı açıklamada destek güçlerinin ateşkese uymadığını ve havaalanıyla başkomutanlık çevresinde çatışmalarını sürdürdüğünü doğrularken çevik kuvvet güçleri de benzer suçlamalarda bulunarak ordu güçlerini suçladı. Beş gün süren çatışmaların ardından Sudan Doktorlar Sandikası orduyla ile Çevik Kuvvet Güçleri arasındaki çatışmaların başlangıcından bu yana sivil kayıp sayısının 174'e çıktığını duyurdu. Sandika yaptığı açıklamada yaralı sayısının 1041'e ulaştığını belirterek Sudan'da kalıcı ateşkes ulaşılmaması durumunda kurban sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Lübnan'da ise Beyrut'teki hükümet sarayı civarında göstericiler ve çevik kuvvet polisi arasında çatışmalar yaşandı. Başkent Beyrut'un merkezindeki hükümet binası önünde atılan gö gözyaşartıcı göz yaşartıcı gaz kapsülleri hükümet sarayı çevresinde dikenli telleri kaldırmaya çalışan göstericiler güvenli güçlerinin göz yaşartıcı gazla dağıtılması göstericilerin boğulmasına neden oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna meselesi ve Rusya savaşı hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile telefonunda Rusya'ya yönelik askeri destek ve yaptırımları görüştü. Zelenski, savaş cebesinde uçak, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere savunma ihtiyaçlarını anlattı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasından bu yana karada 22 binden fazla ölüm ve yaralama kaydetti. Komisyon 8 binden fazla sivilin öldürüldüğünü ve 14.370 kişinin yaralandığını ortaya çıkardı. Bunun esas olarak geniş alan etkili patlayıcı silahların, mayınların ve savaştan kalan patlayıcıların kullanmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden Rusya bayrağı altında seyreden gemilerin Amerika limanlarına alınmasına yönelik yasağı bir yıl daha uzatma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rus hükümetinin Ukrayna'da özel askeri operasyon yürütmeye yönelik politika ve eylemlerinin ABD ile uluslararası ilişkilere yönelik ihlal ve tehdit nedeniyle halen risk oluşturduğu belirtildi. Çin e hükümeti güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için her türlü önlemi alma hakkının var olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Chen Chang ülkesinin Tayvan'ın ayrılmasını önlemek için her türlü önlemi alma hakkını saklı tuttuğunu teyit ederek, Çin'in gücünü ve toprak bütünlüğünü savunma yeteneğini hafife almama çağrısında bulundu. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit yeni yıl münasebetiyle Ezidi bileşenlerini tebrik etti. Başbakan Hükümet'in Bakanlar Kurulu kadrosunda valiler ve genel müdürler düzeyinde değişiklikler yapmak üzere olduğunu söyledi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı resmi sözcüsü Tüm General Yahya Rasul yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadele Merkez Ceza Mahkemesi'nin Karade Meryem Polis Karakolu'nda tutuklu bulunan sanık hakkında 4 yıl ağır hapis cezası verdiğini söyledi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kor General Kaysel Muhammed güvenliği desteklemek için Kuzey Bağdat bölgesinin iki yeğeni Tugay ile takviye edildiğini ortaya çıkardı. Sudan ordusuyla çevik kuvvet güçler arasında 24 saat süreyle ilan edilen ateşkes açıkça aykırı olarak çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ukrayna'da askeri operasyonların başlamasından bu yana karada 22 yıl fazla ölüm ve yaralanma kaydetti. Bültenimizin sonuna geldik. Tekrar yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.